Avrupa Müşterek Pazarına resmen üyelik için müracaatımız sırası gelmiştir. Uzun ince bir yolun, yokuş yolun başındayız. Zorluklar olan bir yoldur bu. Uzun müzakereler olacaktır. Bizi kızdıracak belki çok hadise olacaktır. Hiç beğenmediğimiz, istemediğimiz lafları duyabiliriz. Ama cesaretli, aynı zamanda sabırlı, dikkatli, hesaplı olmamız mecburiyeti vardır. Victor Hugo, 1870'te evinin bahçesine bir meşe tohumu ekti. Umuyordu ki o ağaç büyüyüp geliştiğinde bütün Avrupa uluslarını bir araya getiren Birleşik Avrupa Devletleri hayali gerçeğe dönüşmüş olsun. Hugo'nun hayali, meşe tohumu toprakla buluştuktan tam 81 yıl sonra Avrupa'yı yıkan İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda gerçekleşti. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde Avrupa ne huzurluydu ne de geleceğinden emin. Savaş yerle bir etmişti kıtayı. Barışı kurmanın ve korumanın zamanı gelmişti artık. Avrupa, altı devletin imza attığı Paris Anlaşması ile bütünleşme yolunda dev bir adım attığında tarih 18 Nisan 1951'di. Bu tarihi adımın adı Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'ydu. Tarihler 25 Mart 1957'yi gösterdiğinde 6 Avrupa ülkesi bu kez Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Roma Anlaşması'nı imzalıyordu. Türkiye 31 Temmuz 1959'da kurulmasından sadece 19 ay sonra dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun girişimleriyle Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvurdu. Ancak müzakereler 27 Mayıs 1960'ta gerçekleşen askeri darbeyle kesintiye uğradı. Avrupa Ekonomik Topluluğu, Türkiye'nin yapmış olduğu başvuruyu 1960 darbesinden 3 yıl sonra kabul etti ve Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki ortaklık ilişkisinin hukuki altyapısını oluşturan Ankara Anlaşması 12 Eylül 1963'te imzalandı. Nihai hedef tam üyelikti. 1963'te Ankara Anlaşması imzalanırken Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun tarafında olan dönemin komisyon başkanı Profesör Hallstein tören sırasında bakın şöyle bir şey söylüyor. Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır. İsmet İnönü de şöyle diyor Avrupa Ekonomik Topluluğu için. Beşeriyet tarihi boyunca insan zekasının vücuda getirdiği en cesur eser. Ankara Anlaşması'nda öngörülen 3 dönemden hazırlık dönemi sona ermiş ve 1973 yılında yürürlüğe giren katma protokolle geçiş dönemine ilişkin koşullar belirlenmişti. Avrupa Ekonomik Topluluğu böylece Gümrük Birliği'nin fiilen yürürlüğe girmesi için Türkiye'ye 22 yıllık bir süre tanımıştı. Bu arada takvimler 12 Haziran 1975'i gösterirken Yunanistan topluluğa tam üyelik başvurusunda bulundu. Yunanistan'ın başarıyla sonuçlanan katılım süreci, akıllara Türkiye'de o tarihlerde başvuru yapmış olsaydı, acaba üyeliği kabul edilir miydi sorusunu getirmiştir. AYT o dönemde Türkiye'yi Kıbrıs dolayısıyla cezalandırmak istiyor. Ve 8 ay ortaklık konseyi toplanamadı. Şimdi binaenaleyh ben böyle bir dönemde herhangi bir şekilde eğer Türkiye müracaat etseydi, Türkiye'nin müracaatını kabul edileceğini kesinlikle zannetmiyorum. Yunanistan'ın birliğe üyelik hazırlıkları yaptığı günlerde Türkiye ekonomik krizle boğuşuyordu. Önce katma protokolün 60. maddesini işleterek gümrük indirimlerini erteledi.
1978'de ise katma protokolden kaynaklanan yükümlülükler askıya alındı. Derken Ankara Anlaşması'nın 17. yıl dönümünde Türkiye bir kez daha tank sesleriyle uyandı. 1980 askeri darbesiyle idamlar, gözaltılar, tutuklamalar arttıkça topluluk ülkelerindeki tedirginlik de arttı. Türkiye'deki bütün siyasi partiler feshedilince ipler bir kez daha koptu. Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Konseyi ise 1986 yılına kadar bakanlar düzeyinde toplanamadı. Almanya başta olmak üzere üye ülkeler artan siyasi iltica taleplerini gerekçe göstererek 12 Eylül darbesini takiben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamaya başladı. Vize uygulaması ortaklık hukukuna vurulan en önemli darbeydi. Avrupa değişirken Türkiye sandık başına gitti. Yıl 1983'tü. Özal'a göre kolları sıvama zamanıydı. Demokrasinin gereği bütün kurumlar işletilmeye başlamıştı. Yani istilalden sonra süratle demokratik düzene geçişin çabaları sergilenmişti. Bu bize cesaret veriyordu. Bu itibarla hem siyasal açıdan hem de ekonomik açıdan Avrupa Birliği normlarına yaklaşma dönemi başlamıştı. Bütün caydırıcı propagandaya rağmen Özal'ın kararlı tutumu nedeniyle 1987 yılında tam üyelik müracaatı yapılmasına karar verildi. Avrupa Müşterek Pazarı'na resmen üyelik için müracaatımız sırası gelmiştir. Uzun ince bir yolun, yokuş yolun başındayız. Zorluklar olan bir yol. Uzun müzakereler olacaktır. Bizi kızdıracak belki çok hadise olacaktır. Hiç beğenmediğimiz, istemediğimiz lafları duyabiliriz. Ama cesaretli, aynı zamanda sabırlı, dikkatli, hesaplı olmamız mecburiyeti vardı. Türkiye'nin üyelik başvurusu, Berlin'i ikiye bölen utanç duvarının yıkılacağının açıklanmasından 40 gün sonra yanıtlandı. Batı Avrupa ülkeleri o günlerde Türkiye'den çok İkinci Dünya Savaşı sonrasında ayrı düştükleri Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleriyle tekrar bir araya gelmek istiyorlardı. Özal'a göre Türkiye Avrupa topluluğuna hazırdı. Ancak onun bu iyimserliği başta Almanya olmak üzere Avrupa topluluğu tarafından paylaşılmayacaktı. 18 Aralık 1989. Türkiye'nin üyelik başvurusuna topluluğun cevabı. Topluluk kendi iç bütünleşmesini tamamlamadan yeni bir üyeyi kabul edecek durumda değildir. Türkiye, topluluğa katılmaya ehil olmakla birlikte ekonomik, sosyal ve siyasi alanda gelişmesi gerekmektedir. İlişkilerin ortaklık anlaşması çerçevesinde geliştirilmesi uygundur. ...1990'lar dünyada ve Avrupa'da değişim rüzgarlarının estiği yıllardı. Soğuk Savaş bitmişti ve Birleşik Avrupa hayali gerçekleşirken Türkiye'nin Batı İttifakı için önemi sorgulanır olmuştu. Güvenlik endişeleriyle şekillenen ilişkilerde yeni bir dönem başlamıştı artık. Yeni gündem demokrasi ve insan haklarıydı. Avrupa, yeni dünya düzenine göre kendini şekillendirirken 1992'de imzalanan Maastricht Anlaşması'yla tarihi bir adım daha atıldı. Antlaşmanın imzalanmasından bir yıl sonra Avrupa Birliği üyelik kriterleri kamuoyunda yaygın bilinen ismiyle Kopenhag kriterleri belirlendi. Birliğe katılmak isteyen bütün ülkeler için getirilen Kopenhag kriterleriyle Avrupa Birliği'ne üye olmanın şartları ortaya konmuş oluyordu. O zamanlar biz 1987'de üyelik başvurusunda bulunduktan sonra 89'da kısmen reddolunduk. Ondan sonra Gümrük Birliği'ne biz o zaman yapalım dedik. Gümrük Birliği üzerinde de çok büyük tartışmalar, müzakereler yapıldı. Üyelik müzakereleri için bir tarih verilmemesi üzerine Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ortaklık anlaşması çerçevesinde şekillenmeye devam etti.
Gümrük Birliği'nin katma protokolde öngörüldüğü şekilde 1995 yılında tamamlanması için gerekli hazırlıklara başlandı. 2 yıl süren müzakerelerin ardından 6 Mart 1995 tarihinde yapılan Ortaklık Konseyi toplantısında alınan kararla Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği tesis edildi. Gazeteler "Avrupa'ya girdik" manşetleriyle çıktı. Gümrük Birliği Türkiye ekonomisinde kapsamlı değişikliklere neden oldu. Gümrük Birliği sayesinde Türk sanayisinin rekabet gücü arttı, sanayi üretiminde beyaz eşya ve otomotiv gibi katma değeri yüksek malların payı büyüdü ve Türkiye Avrupa Birliği ülkeleriyle rekabet eden bir ülke oldu. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde Gümrük Birliği'nin yarattığı olumlu atmosfere gölge düşüren karar 1997 yılında Lüksemburg zirvesinde alındı. Zirvede 11 ülkeye üyelik perspektifi verildi. Ne yazık ki Türkiye o ülkelerden biri değildi. Bir anlamda Avrupa Birliği'nin genişlemesinden dışlanmış oldu. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi askıya almayı kararlaştırdık. 1999 Helsinki zirvesine kadar gayet katı biçimde, hiç istisnasız uyguladığımız bir karar oldu. 1999'da Almanya ve Fransa'da iktidarlar değişmiş, Avrupa'daki siyasi atmosfer Türkiye'nin lehine dönmüştü. Ich habe, als ich 1998 ins Amt kam, diese Position der deutschen Bundesregierung verändert. Wir haben sehr rasch deutlich gemacht, dass man das 1963 gegebene Versprechen aus der Assoziierung der Türkei würde die Vollmitgliedschaft auch einhalten müsse. Und so haben wir uns immer verhalten, haben dafür Verbündete gesucht und insbesondere in Großbritannien auch Frankreich gefunden. Und deswegen konnten wir das in Helsinki verändern. Und es war ja dramatisch in Helsinki, wie Sie wissen. Bu değişim 1999 yılının son ayında toplanan Helsinki zirvesinde görüldü. Takvimler 10-11 Aralık'ı gösterirken Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday ülkeydi artık. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin kurulması bu dönemde gündeme geldi. 30 ya da 31 Aralık 99'da Dışişleri Bakanı İsmail Cem'den bir telefon aldım. Sayın Başbakan, o zaman rahmetli Bülent Ecevit'ti, onunla konuştuğunu ve benim bu yeni yapılanmanın başına gelmem gerektiği hususunda bir mutabakata vardıklarını söyledi. Avrupa Birliği'nin yeniden Türkiye'nin gündemine girdiği bu dönemde Avrupa Birliği Konseyi 8 Mart 2001 tarihinde Türkiye için ilk katılım ortaklığı belgesini kabul etti. Türkiye, katılım ortaklığı belgesi paralelinde ilk ulusal programını o günlerde hazırlayacaktı. Bir yandan ulusal programın hazırlıkları yürütülüyordu, diğer yandan siyasi alanda yapılacak reformlar. Kopenhag siyasi kriterlerinin karşılanması, müzakerelerin başlaması için ön koşuldu. Bu nedenle 2000'li yılların başından itibaren Türkiye siyasi kriterlere uyum konusunda önemli adımlar atmaya başladı. İlk uyum paketi 19 Şubat 2002 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu uyum paketini 7 uyum paketi daha takip etti. Avrupa Birliği ülkelerinin Avro'ya uyum süreci yaşadığı günlerde Türkiye sandık başına gitti. Avrupa Birliği yetkilileri pür dikkat 3 Kasım 2002 seçimleri sonrasında Türkiye'de yaşanan dönüşümü izliyordu. Seçimleri kazanan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlıydı. Avrupa'ya mutlaka kendimizi anlatmalıyız diyordu. Partinin genel başkanı olarak, o zaman milletvekili değilim, partinin genel başkanı olarak 15 tane Avrupa Birliği ülkesinin 14'ünü dolaştım. Yoğun bir şekilde. Niye bunları yaptık? Artık bakın güçlü bir iktidar gelmiştir. Parlamentonun %63'üne sahiptir. Parlamentonun %63'üne sahip olan biz bu iktidarla Avrupa Birliği sürecini hızlandırmak istiyoruz. Onun için desteğinize ihtiyacımız var dedik. You know, I remember my first meetings in Downing Street with Prime Minister Erdogan and also back out in Ankara. You know, I felt really for the first time I could feel movement
in the Turkish political system. Kahvaltıyı bir ülkede, öğle yemeğini başka bir ülkede, akşam yemeğini başka bir ülkede yediğimiz günler olmuştu. Çok yorucu, çok zahmetli bir sürecin sonunda Kopenhag'daki 2002 Aralık zirvesine gitmiştik. Başbakan Erdoğan'ın bu yoğun temas trafiğinin sonuçları 12 Aralık 2002 tarihinde yapılan Kopenhag zirvesinde karşılık buldu. Ve Aralık 2004'te yapılacak zirvede Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirdiğine karar verilirse, katılım müzakerelerinin gecikmeksizin başlayacağı bildirildi. 2002-2004 yıllarında da iki anayasa paketi meclisten geçirilmişti. Bu paketlerde idam cezasının kaldırılmasından işkence ve kötü muamelenin önlenmesine, kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesinden dernek ve vakıfların faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına kadar birçok alanda 53 yasanın 218 maddesinde değişiklik yapılmıştı. Özellikle de 2004 Anayasa Reform Paketi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesiyle reform sürecinde önemli bir adım atılmıştı. Ich muss wirklich sagen, in den Jahren 2003 und 2004 bis 2005 hat die Türkei ein großartiges Reformtempo gezeigt und eine war sicherlich entschlossener und reformfreudiger als die meisten anderen Transformationsländer, mit denen ich zu tun hatte. 2004 yılı Avrupa Birliği'nin tarihindeki en büyük genişlemeye tanık oluyordu. 10 ülke daha Avrupa Birliği fotoğrafına katılıyordu. Bunlardan biri de sınır sorunlarını çözmeden birliğe kabul edilen Güney Kıbrıs Rum yönetimiydi. Türkiye'nin katılım sürecini zora sokan bu durum, yıllar sonra Avrupalı liderler tarafından da hata olarak kabul edilecekti. It was a mistake. The big mistake was made in the 1990s when we, including the United Kingdom, agreed to really accelerate Cyprus's accession. And to accept that it might be the accession of a divided nation. Why did that happen? It was to do with politics. Ich glaube, man hat eine falsche Entscheidung getroffen. Es hat sich herausgestellt, dass es nicht hilfreich war für die Realisierung des sogenannten Annan-Planes, die Mitgliedschaft der Zyperns in die EU zu genehmigen. Es hätte eine umgekehrte Reihenfolge sein müssen. Erst auf beiden Seiten Annan-Plan und dann das wiedervereinigte Zypern als Mitglied der Europäischen Union, der deswegen schwer auszubügeln ist, weil ja Fragen der Mitgliedschaft, etliche andere Fragen auch einstimmig gefasst werden müssen. Und ich finde, man hat insbesondere der Türkei zu viele Dinge auferlegt, die nichts mit dieser Frage oder jedenfalls nicht sofort mit dieser Frage zu tun haben. Ancak Türkiye, Avrupa Birliği sürecini sürdürme konusunda kararlıydı. Hükümet, Kopenhag zirvesi öncesinde başlattığı seferberliğin sonuçlarını almak için Avrupa yollarına çıkmıştı bile. Erdoğan bu kez başbakanlık koltuğunda oturuyordu. Brüksel zirvesi öncesinde Avrupa'ya Türkiye'nin kararlılığını ve izlenen sürecin başarısını anlatmak gerektiğini düşünüyordu. Avrupa'ya sözünüzü tutun diyordu. Avrupa Komisyonu 2004 yılı ilerleme raporu açıklandı. Rapor, Türkiye'nin siyasi kriterleri yeterli düzeyde karşıladığını belirterek katılım müzakerelerinin başlaması yönünde tavsiyede bulunuyordu ki bu iyi haberdi. Bu bir sonuç değildir. Bu aslında bir başlangıçtır. Bu sadece parlamento içinde bizlerin başarısı değil, aslında bu milletimizin de bu sürece katkısıdır ve milletimizin zaferidir. Gazeteler çarçabuk sayfalarına taşıyordu bu iyi haberi. İngiliz The Guardian, Türkiye testleri geçti derken, Fransız Le Figaro katı koşullarla yeşil ışık başlığını atıyor, Alman Bild gazetesi Türkiye için iyi notlar başlığıyla verirken haberi, Belçika Le Soir, geleceğin Avrupa'sı için bir şans diye niteliyordu ilerleme raporunu. Amerikan Washington Post,
Türkiye Avrupa Birliği'ne bir adım daha yaklaştı başlığıyla İspanyol El País Avrupa Birliği kapılarını Müslüman bir ülkeye açıyor diye veriyordu haberi. Fransız Le Monde ise Avrupa ülkeleri Brüksel'in kararını temkinli karşılıyor diyerek o günkü tabloyu aktarıyordu. Müzakerelerin başlama tarihine karar verilecek 17 Aralık Brüksel zirvesine 3 ay kalmıştı. Erdoğan zirveden beklentisini 17 Aralık sadece Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde değil, yeni dünya içinde bir milat olacaktır diyerek ortaya koyuyordu. Aksini düşünmek, aksine inanmak, aksiyle karşılaşmak istemiyoruz. 70 milyonluk bir Türkiye, 40 yıldır kaybetmediği Avrupa idealleri hakkında sükutu hayale uğratılmamalıdır. Dostlarımız şunu da unutmamalıdır ki, tarihin terazisi asla şaşmaz. Ancak terazisi adaletle ve hakkaniyetle ölçenler tarihin şeref salonunda ağırlanırlar. Bunu yapamayanlar ise tam aksi bir muameleye dünya karşısında muhatap olurlar. Senior Gönbendi. Das unverschämtste und undemokratischste tun, die demokratische Türkei zu stabilisieren. Of the UN Secretary General to achieve a comprehensive settlement of the Cyprus. Aldılar, alacaklar, girdik, giremedik, giremeyiz derken 15 Aralık 2004'te Türkiye ile müzakerelerin bir an evvel başlatılmasına yönelik Avrupa Parlamentosu kararını oylayan üyeler üzerlerinde yes, we ya evet yazılı kartonları birer ikişer havaya kaldırmışlardı bile. Türkiye 17 Aralık zirvesine belleğinde bu fotoğrafın yarattığı iyimserlikle ve moralle gitti. Ancak bu tarihi zirvenin perde arkası da çetin pazarlıklara sahne olacaktı. Şimdi 2004 Aralık zirvesine giderken Türkiye için müzakerelerin başlaması şartları arasına Kıbrıs'ı tanıma şartı konulmak istendi. Ve Türkiye olarak biz buna karşı çıktık. Hiçbir şekilde de bunu kabul etmeyeceğimizi belirttik. Fakat Avrupa Birliği burada tabii bir ikilem içinde kaldı. Bir taraftan şunları yaparsan müzakereler başlar demiş, Türkiye onları yerine getirmiş, onu kesemiyor. Bir taraftan da oy birliği içinde karar veren bir mekanizma var ve orada da Kıbrıs'ın karşı çıkacağı bir ortam istemiyor. Ve bu psikoloji içinde Aralık 2004 zirvesine gidildi. Niederländische Präsidentschaft einen schlechten Resolutionsentwurf vorgelegt hatte und Erdogan schon abreisen wollte, hat hochgepokert da. I remember one very late night conversation when, you know, Turkey I think was going to walk away and Europe wasn't sure whether it wouldn't be better if it walked away as well. And a series of intense discussions took place, you know, well into the night and the early hours of the morning. We got it back on track. Es ist insbesondere die Position des damaligen Präsidenten Papandopoulos gewesen, der große Schwierigkeiten gemacht hat. Und diese Schwierigkeiten konnten in Gesprächen zwischen Erdogan einerseits, Chirac, Blair und mir andererseits etwas abgeschwächt werden, sodass es möglich war, den Beginn der Aufnahmeverhandlungen für die Türkei auf den Oktober 2005 festzusetzen. Insofern war der 17. Dezember 2004 ein großer Erfolg für Premierminister Erdogan. Uzun görüşmelerin ardından 17 Aralık 2004'te Brüksel zirvesinde Avrupa Birliği Konseyi 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile katılım müzakerelerine başlanması kararını aldı. Şu anda geride bıraktığımız 41 yıllık çabalarımızın semeresini aldığımız bir noktada bulunuyoruz. Bu nokta önümüzdeki yıllarda kat edeceğimiz mesafenin de bir başlangıç noktasıdır. Ancak bir kere daha ifade etmek isterim ki bundan sonraki süreç daha zor, daha engebelerle dolu bir süreç olacaktır. Toplumun en geleneksel kesimleri, orta sınıfın altındaki ekonomik katmanlar Avrupa Birliği'nden müzakere tarihi alınmasını kutlamak üzere
sokaklara dökülüyorlar. Şimdi burada çarpıcı olan şu, daha önce Avrupa Birliği'nin desteklenmesi daha batıcı yaklaşıma sahip siyasi elitlerin meselesi gibi gözüküyordu. AK Parti ile birlikte Avrupa Birliği meselesi orta ve onun altındaki toplumsal ve ekonomik sınıfların sahiplendiği bir mesele oldu. O müzakere tarihi alınmasındaki tablo bunu gösterdi. Müzakere çerçeve belgesinin açıklandığı ve müzakerelerin resmen başladığı 3 Ekim 2005 tarihi, bazı üye ülkelerin farklı tutumları nedeniyle gerginliklere sahne oluyordu. Avusturya belgede yer alan "müzakerelerin ortak hedefi katılımdır" cümlesinin "Avrupa Birliği Türkiye'yi hazmedemezse alternatif bağlar oluşur" ifadesiyle değiştirilmesi konusundaki ısrarını son ana kadar sürdürdü. Kıbrıs Rum tarafının uluslararası kuruluşlara katılmasında falan, işte NATO, özellikle OECD gibi meselelerde rezerv koymamamızı çok istiyorlardı. Bundan vazgeçmiyorduk biz de. Randevumuza geç gittiğimiz için de gün, yani 3 Ekim geçiyordu. Yani o zaman işte Jack Straw'un İngiliz zekası devreye girdi. The 4th of October according to Luxembourg time. But I suddenly remembered that it was still the 3rd of October in London. And I said, well, as the UK's got the presidency, we're within the time frame. We're not going to be like Cinderella. Müzakereler 3 Ekim 2005 günü işte böyle bir atmosferde başladı. Fiili müzakereler başlamış, tarama toplantıları başarıyla tamamlanmış, hatta fasıllar müzakereye açılmaya başlamıştı ki 11 Aralık 2006 tarihli Avrupa Birliği Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi kararı sürecin siyasi engellerle sekteye uğrayacağının ilk sinyallerini verdi. Konsey toplantısında alınan kararla 8 fasın müzakerelere açılması ve bütün fasılların kapatılması, Türkiye'nin Ankara Anlaşması'nı ek protokolü uygulaması şartına bağlanıyor, Türkiye'den deniz ve havalimanlarını Güney Kıbrıs Rum yönetimine açması isteniyor. Fransa'nın tam üyelikle ilgili olduğu gerekçesiyle 5 fası bloke ettiğini, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ise 6 fasın açılmasını Güney Kıbrıs'la ilişkilerde normalleşme sağlanmadığı müddetçe tek taraflı olarak engelleyeceğini açıklaması, ilerleyen dönemde süreçte ciddi bir tıkanıklık yaşanmasına yol açacaktı. Türkiye aslında bu işin ilk kurucularından olması gerekirken maalesef nedeni bilinmeyen birçok engellemeler sebebiyle Türkiye bu kapıda bekletildi. Bu işin peşini çok ciddi olarak koşturuyoruz. Yani yapılmadık girişimler yok. Türkiye, müzakere sürecinde önüne çıkarılan bütün siyasi engellere rağmen kendi payına düşen kısımda ilerlemeye devam ediyor, Avrupa Birliği sürecinde yapılmadık iş kalmaması için büyük çaba harcıyordu. Avrupa Birliği'ne uyumu içeren mevzuatlar ardı ardına yayımlandı, yayımlanıyor. Günlük hayatımızın her alanına dokunan bu düzenlemeler, ne pahasına olursa olsun sadece üyelik için değil, öncelikli olarak Türk halkının hak ettiği refah seviyesine ulaşması için yapılıyor. Böylelikle, kimi zaman doğrudan etkisini hissettiğimiz, kimi zamansa hiç farkına varmadığımız birçok çağdaş standart hayatımıza giriyor. Oyuncaklardan operatörler arası numara taşımaya, İçme sularından bebek mamalarına kadar yaşam kalitemizi yükselten birçok Avrupa Birliği uygulaması hayata geçiriliyor. Sokakta dolaşırken, alışveriş yaparken, iş yerlerinde, okullarda hemen hemen her yerde görülmekte Avrupa Birliği'nin hayatımıza kattığı artılar. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin en görünür boyutlarından biri de mali işbirliği. Avrupa Birliği fonlarıyla başta siyasi reformlar olmak üzere sosyal politikadan gıda güvenliğine, çevreden ulaştırmaya, kırsal kalkınmadan eğitim ve kültüre kadar halkımızın yaşam standartlarını yükseltecek her alandaki projeler için hibe kullandırılıyor. Bingöl'ün kendi memleketim olan yerden örnek vereyim. Ücra bir bölgesinden bir köy muhtarının proje hazırladığını ve köyüne kanalizasyon yaptığını gördüm ben bu projeyle. 250 milyon euroya yakın bir fonu hibe olarak sağladık Avrupa Birliği'nden.
Fakat bu miktarın çok ötesinde bir katkı elde ettik. O katkı da öğrenme etkisi. Bu bölgelerimizde gerek halkımız gerekse kurumlarımız Avrupa Birliği sürecinden çok şeyler öğrendiler. Yani proje hazırlama, bu kaynakları kullanma konusu önemli bir deneyimi aslında Türkiye'ye transfer etmiş oldu. Vize serbestisi diyaloğunun başladığı 16 Aralık 2013 tarihi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası oldu. Böylece 1980 darbesi sonrasında vatandaşlarımızın önüne konulan vize engelinin aşılması için önemli bir adım atılmış oldu. Daha önce vize serbestisi ifadesini telaffuz bile etmeyen Avrupa Birliği ile müzakerelere başlanması esas itibarıyla Türkiye'nin artan ekonomik ve siyasi gücünün bir tezahürüydü. Katılım müzakerelerinde 35 faslın 14'ünün Kıbrıs sorunu yüzünden siyasi olarak engellenmiş olması, Türkiye'nin manevra alanını daraltıyordu. 2006-2010 yılları arasında 13 fasıl açabilen Türkiye, 2010-2013 döneminde yalnızca bir fasıl açabildi. Tabii siyasi engeller var, Kıbrıs konusu var, bazı siyasi engeller var. Ama ben şuna inanıyorum, gerçekten üyeliğe yaklaşmış bir Türkiye, bu meselelerin çözümünde de kendi çözümlerini Avrupa Birliği'ne çok daha kolay kabul ettirebilecektir. Türkiye, bütün engellere rağmen Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini kararlılıkla sürdürürken, Avrupa Birliği aynı kararlılığı göstermiyordu. Ta ki Avrupa'yı sarsan göç krizine kadar. Avrupa, 2015 yılında İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük göç kriziyle karşı karşıya kaldı. İç savaş, yoksulluk, terör ve siyasi baskılar nedeniyle Suriye'den kaçan birçok insan, ölümü göze alarak Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalıştı. Bu süreçte yaşanan trajediler, aylan bebekle sembolleşti. Göç krizi, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde ibrenin bir kez daha Türkiye lehine dönmesini sağladı. 29 Kasım 2015 tarihli Türkiye-Avrupa Birliği zirvesiyle başlayan bu süreç, 7 ve 18 Mart 2016 zirveleriyle devam etti ve ilişkiler ivme kazandı. Zirvelerde katılım müzakerelerinin yeniden canlandırılması, Türkiye-Avrupa Birliği üst düzey diyaloğunun güçlendirilmesi, vize serbestisi diyaloğu sürecinin hızlandırılması, göç yönetiminde yük paylaşımı, terörle mücadelede işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi gibi ilişkilerimizin her boyutunda önemli kararlar alındı. Zirvelerde alınan kararların en önemli yansıması, daha önce üzerinde engel bulunan iki faslın daha müzakerelere açılmasıydı. Ekonomik ve parasal politika faslı 14 Aralık 2015'te, mali ve bütçesel hükümler faslı ise 30 Haziran 2016'da müzakerelere açıldı. Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine ne evet diyebiliyor ne de hayır diyebiliyor. Evet diyemiyor çünkü Türkiye'nin büyüklüğü, Türkiye'nin gelir düzeyi ve Türkiye'nin kültürünün diğer Avrupa ülkelerine göre daha fazla farklılık arz etmesi Avrupa Birliği'ni biraz endişelendiren bir durum. Ancak Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği gerçekleştiği zaman da bu üyelik bütün gelmiş geçmiş tüm üyeliklerden daha değerli bir üyelik olacak. Türkiye'nin üyeliği kültürel çeşitlilik getiriyor Avrupa Birliği'ne. Türkiye'nin üyeliği enerji güvenliği getiriyor. Terörle mücadele, yasa dışı göçle mücadele, ekonomik büyüklük, Orta Doğu'ya ulaşım, Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör haline dönüşmesi, Türkiye'nin güçlü bir ülke haline dönüşmesi, güçlü bir demokrasi haline dönüşmesi. Bunlar gerçekten baktığınız zaman, diğer üyeliklerle karşılaştırıldığı zaman en değerli olan üyelik. Türkiye-Avrupa Birliği zirveleri sonucunda varılan ve ezber bozan öneriler sonucu gerçekleşen birebir uzlaşısı sayesinde ise yasa dışı yollarla Avrupa Birliği'ne gitmek isteyenlerin önüne geçildi. Daha da önemlisi Ege Denizi'nde yaşanan insani trajediler son buldu. Göç kriziyle ivme kazanan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri 15 Temmuz hain darbe girişimiyle yara aldı. Avrupa Birliği tarafından geç gelen destek
ve FETÖ terör örgütünün devlet bekası ve Avrupa'nın güvenliği açısından ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunun yeterince anlaşılamamış olması, Türkiye'de birliğe karşı ciddi bir güven bunalımı yarattı. Cumhurbaşkanımızı öldürmek istediklerini biz bilmiyorduk, sonradan öğrendik. Hatta hemen o gün uçağa atlayıp gelmemiz lazımdı, çok geç geldik. Bu konularda da hata ettik diye samimi itiraflarda da bulundular. Demokrasimizin tehdit edildiği bir dönemde tamamen demokrasi ilkeleri üzerine kurulmuş olan birlikten beklediğimiz desteği alamayışımız Türkiye ile AB arasında bir güven krizine neden oldu. Tabii daha sonra maalesef yine bazı AB ülkelerinde yapılan seçimlerde Türkiye'nin AB üyelik sürecinin günah keçisi haline getirilmesi ve Türk siyasilerinin yurt dışında kampanya yapamamaları gibi bazı uygulamalar Türkiye ile Avrupa Birliği arasında, Avrupa Birliği ülkeler arasında, bazı ülkeler arasında gerginliklere neden oldu. Türkiye'nin terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu bu kritik dönemde Avrupa Birliği de kendi içinde pek çok sorunla yüzleşmek zorundaydı. Avrupa Birliği aynı anda ekonomik kriz, göç krizi, terörle mücadele, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı, Avrupa Birliği içi bölünmeler ve ortak değerlerden sapmalar, Trump yönetiminin Avrupa Birliği'ne yaklaşımı, aşırı sağın yükselişi gibi pek çok meydan okumayla karşı karşıya kalmıştı. Türkiye ve Avrupa Birliği'nin gerek bölgesinde, gerekse uluslararası sistemde karşılaştığı sınamalar, Türkiye-Avrupa Birliği birlikteliğinin önemini bir kez daha gösterdi. Avrupa Birliği'nin şu anda hem Türkiye'ye hem de diğer aday ülkelere karşı yaklaşımı soğuk. Dolayısıyla biz üzerimize düşeni yapmalıyız. Ben şuna da inanıyorum. Avrupa Birliği üyelik sürecimiz en az üyelik kadar değerli bizim için. Önemli olan Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne üyelik noktasına getirmek. Küresel ekonomik sistemi etkileyen gelişmeler Türkiye ve AB'nin ortak çıkarlarına daha fazla sahip çıkması gerektiğini ortaya koymuş durumda. Ve son zamanlarda özellikle Avrupa'dan, Avrupa Birliği'nden ve AB üyesi ülkelerden Türkiye'ye yönelik gelen mesaj ve desteklerde de bunu görüyoruz. 25 Mayıs 2017 tarihinde Brüksel'de ve 26 Mart 2018 tarihinde Varna'da yapılan Türkiye-Avrupa Birliği zirveleri ilişkilerde normalleşme ve güven tazeleme açısından önemli birer adım oldu. Zirvelerde Türkiye'nin aday ülke statüsü en üst düzeyde teyit edilirken Türkiye-Avrupa Birliği birlikteliğinin önemi liderler tarafından bir kez daha vurgulandı. 24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yapıcı adımların atıldığı, üst düzey diyaloğun arttığı ve ilişkilerin normal seyrine dönmesi için gerekli kurumsal yapıların yeniden işlemeye başladığı bir sürece girildi. 19 Temmuz 2018 tarihinde o hal kaldırıldı. Avrupa Birliği'ne katılım için Ulusal Eylem Planı çerçevesinde yürütülen teknik çalışmalar hız kazandı. Ve Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin karar alma ve istişare mekanizmalarını çalıştıran ortaklık kurumları toplantıları kaldığı yerden devam etti. Aynı ivmeyle 3 yıl aradan sonra reform eylem grubu toplantıları yapıldı ve siyasi reform sürecine hız kazandırılması kararlaştırıldı. Bu toplantıda özellikle siyasi reform sürecinin hızlandırılması konusunda tüm arkadaşlarımızla mutabık kaldık. Reformlarımızı gerçekleştirirken oluşumuna ve gelişmene katkıda bulunduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve evrensel, bizim de benimsediğimiz evrensel norm ve standartları biz temel almaya devam edeceğiz. Avrupa Birliği'ne üye olalım olmayalım, reformlar Türkiye'nin önceliği olmaya devam edecektir. Bugün Türkiye, Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefinden vazgeçmeden bu hedef doğrultusunda Avrupa Birliği standartlarını yakalamak için kararlılıkla yürüttüğü reform sürecinde çalışmalarını sürdürüyor. Tamamen teknik bir boyut olarak ele alınması gereken fasıllar konusuna belli çevreler tarafından nasıl siyasi bir boyut kazandırıldığını da şahit olduk. Fakat Türkiye olarak yolumuza düşen mayınlara, önümüze çıkartılan setlere aldırmadan tam üyelik hedefiyle
yolculuğumuzu sürdürdük. Bugün de Avrupa Birliği'ne üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor. Ich finde, dass die Türkei mehr gemacht hat, als viele in Europa erwartet haben. Und deswegen ist es auch nicht sehr fair gegenüber der Türkei, wenn man immer noch Zurückhaltung übt, was diese Frage der Vollmitgliedschaft angeht. Küresel bir aktör olmak istiyorsa, Türkiye dahi genişleme politikalarını da gözden geçirmesi lazım, daha gerçekçi olması lazım ve daha kapsayıcı olması lazım ki Avrupa Birliği küresel bir güç olsun. Avrupa Birliği biliyorsunuz kuruluşu itibariyle bir ekonomik topluluktu. Ama ondan sonra olay daha da değişti. Ne oldu? Artık bir siyasi, sosyal birlikteliğin içinde olduğu bir Avrupa Birliği'ne dönüştü. Bunun içinde siyasi yapı var, sosyal yapı var, ekonomik yapı var. Hepsi bunun içinde. Ve böyle bir oluşumda Türkiye'nin onlara katacağı çok şey var. Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye katacağı çok şey var. Bu dayanışmayı göstermemiz lazım. Türkiye ve Avrupa Birliği'nin göç krizinde sergilediği dayanışma, bu birlikteliğin gerek bölgesel, gerek küresel sorunların çözülmesinde ne kadar etkili olabildiğini göstermiştir. Türkiye, Avrupa Birliği'ne üye olmak zorunda mı? Bunun cevabı da bence çok net. Yani biz Türkiye olarak Avrupa kıtasının parçasıyız. Ekonomik olarak, ticari olarak Avrupa Birliği'nin aslında bir parçasıyız şu anda. Kültürel olarak, siyasi olarak da gerek Avrupa Konseyi üyeliğimiz, gerek Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz, gerek diğer Avrupa kurumları ile ilişkilerimizden dolayı Türkiye zaten Avrupalı. Dolayısıyla Avrupa kıtasının parçası olup da bugün Avrupa kıtasının büyük ölçüde karar alma mekanizmasına dönüşmüş Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin olmama lüksü yok. Bugün herkesin hemfikir olduğu konu, Avrupa Birliği'nin geleceğinde Türkiye'siz bir resim olmadığıdır. Türkiye'nin de tam üyesi olacağı Avrupa, dünya barışı, istikrarı, uyumu ve refahı için başat rol oynamaya adaydır. Yüzyıllardır Avrupa ailesinin bir parçası olan Türkiye, eninde sonunda Avrupa Birliği içinde de hak ettiği yeri alacaktır. Türkiye, bu inançla karşılaşılan her türlü zorluğa rağmen bu uzun ince yolda yürümeye devam ediyor ve edecek. Güçlü bir Türkiye var ve bu güçlü Türkiye'de yük olmaya değil, yük almaya geliyor. Avrupa Birliği'nin bunu da gördüğünü zannediyorum. Ve bu duygular içerisinde de bu yürüyüşümüzü devam ettirdiğimizi özellikle Avrupalı dostlarımızın da bilmesini istiyorum.